Herkese selam gençler ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte kimyasal tepkimelerde hızın dördüncü dersiyle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün tek basamaklı bir kimyasal tepkimenin hız ifadesini yazacağız. Aynı zamanda kimyasal tepkimelerin tamamının hız ifadesini yazarak bu hız ifadesi içerisindeki K hakkında, K birimi hakkında konuşacağız. Ve devamında çok basamaklı kimyasal tepkimelerin hız ifadesini belirleyeceğiz. Ve çok basamaklı kimyasal tepkimelerin hızını biz neye göre belirleriz? Bunun hakkında da konuşacağız diyorum. Ve çok uzatmadan hemen derse geçmek istiyorum. Zaten seri bir şekilde dersleri paylaşmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Sen zaten 4. derse geldiysen ilk 3 derste neler anlattım, neler yaptım çok net bir şekilde söyle farkındasındır diyorum. E, şu gözümüzü bir ovalım şöyle. Gözümüze bir şey kaçtı galiba. Neyse hemen ne yapalım? Hadi gel derse geçelim. Değil mi? Vakit kaybetmeye gerek yok. Dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle tek basamaklı kimyasal tepkimenin hız ifadesi. Önceki derslerde görmüştüm arkadaşlar. Önceki derslerde biraz videoları sanki uzatıyormuşum gibi hissettiğim için burada daha seri bir şekilde ifade edeceğim. Şimdi arkadaşlar tek basamaklı tepkimelerde hız ifadesinden bahsediyorsan öncelikle başlangıç hızına bakalım. Bir kimyasal tepkimenin başlangıç hızına bakıyorsak başlangıç derişimleri ile ölçülen hızdır ve bir kimyasal tepkimenin başlangıç hızı en hızlıdır arkadaşlar. Zamanla kimyasal tepkime maddeler girdiğin için girenlerdeki maddelerin derişimleri azalır. Girenlerdeki maddelerin derişimleri azaldığı için de otomatikman ne olur arkadaşım? Kimyasal tepkimenin hızı azalır. İlk dakikalarda hafif bir hışıltı hissettiysen kusura bakma arkadaşım. O hafif hışıltının yanı nedenin yanındaki hemen bebek kamerası. Tabii ki bir yandan da uyuyan e, yavru ceylanı böyle e, izliyorum. Uyanırsa ister istemez videoyu durduracağım ve ona hemen müdahale edeceğiz. Şimdi devam ediyorum arkadaşım. Bir kimyasal tepkime de tepkime hızını girenlerin, bakın kimyasal tepkimenin hızını neye göre belirleyeceğiz? Girenlerin derişimlerine bağlı olarak belirleyeceğiz. Ve bunu matematiksel olarak ifade ettiğimiz bağıntıya hız denklemi ya da hız bağıntısı deriz. O zaman bir kimyasal tepkime yazalım ve onun hemen hız bağıntısından bahsedelim. Amonyak oluşum tepkimesini yazmak istiyorum. Bunun için hidrojenle azot gazlarını aldık tepkimeye soktuk. Şu an için hala tek taraflı oklarla bahsediyoruz. Yani denge ifadelerine hala geçiş yapmadık. Şimdi bu tepkimenin hızından bahsedecek olursak her seferinde hız bağıntısını yazarken arkadaşlar bir k sabiti ile çarparız. Bu k bu kimyasal tepkimeye özgü bir k. Haberiniz olsun. Sonra girenlerdeki azotun derişimini aldım. Azotun kat sayısına bakıyorum. Azotun kat sayısı 1. O zaman üzerine 1 yazdık. Herhangi bir şey yazmadık. Çarpı. Hidrojenin derişimini aldım. Hidrojenin kat sayısında kaç görüyorum? 3 görüyorum. O zaman üzerine 3 yazdık. 1, 3 daha bizim kat sayılarının toplamı bize bir şey verecek. Onu da konuşacağız. Mesela sağ tarafa geleyim. Sağ tarafta başka bir kimyasal tepkimeden bahsedelim. Kalsiyum karbonat katısını aldım. Isı ile kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüştürdüm. Bunun ben hız ifadesini yazacak olursam girenlere göre yazıyordum. O yüzden R eşittir. K hız sabiti yazdım. Ama girenlerde kalsiyum karbonat var. Kalsiyum karbonat burada arkadaşım katı. Yani hız ifadesine katılar ve sıvılar yazılmaz. Neler yazılır? Gazlar ve sulu çözelti anlamına gelen akualar yazılır. Çünkü madde miktarı ile oynandığında gazların ve sulu çözeltilerin arkadaşım neleri ee, molaritelerinde bir değişme olurken katı ve sıvıların molaritesinde bir değişme olmaz. Yani ben katıyı artırdığımda onun molaritesinde bir değişme olmaz ama gazın miktarını arttırdığımda onun molaritesinde bir değişme olur. Şurada G ile Q'yu da düzelttiğimize göre sulu çözeltileri düzelttiğimize göre devam edebiliriz. Yani sağ taraftaki tepkimenin o zaman hız ifadesi, hız bağıntısı, hız denklemi sadece arkadaşım bir K'dır. Gel Hemen bunların mertebesinden bahsedelim. Mertebe diye bir kavram öğreneceğiz. Kimyasal tepkimenin hız ifadesinde yazılmış olan maddelerin moleritelerinin üstlerinin toplamı. Burada 1 artı 3 daha toplamı kaç oldu? 4. O zaman bu kimyasal tepkimenin mertebesi 4'tür. Sağ taraftaki kimyasal tepkimenin mertebesi ise bakıyorum herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey olmadığı için 0'dır dersin. Yani bir kimyasal tepkime verildiği zaman. Sen o kimyasal tepkiminin girenlerinin gaz ve sulu çözeltilerinin moleritelerini yazarsın. Kat sayılarını da üst olarak belirtirsin. Ve hız ifadesi karşımıza gelmiş olur. Hemen bir tane daha yazayım. Eğer anlayan arkadaşım varsa bir 10 saniye 15 saniye ileriye gö şey, videoyu ya, işte, videoyu şey sarabilir değil mi konuşamadık ama kimyasal tepkimemi yazdım hidroklorik asit çıktı bu kimyasal tepkimin hız ifadesini yazacaksam R eşittir K çarpı girenlerde hidrojen var gaz yazdım. E, klor var onu da aldım. E, mertebesinden bahsedeceğiz. Mertebesi de kaç arkadaşım? Girenlerdeki kat sayıları birebir olduğu için 1 artı 1'den kaç gelir? 2 gelir. Devam ediyorum hemen. Şimdi sol tarafta bir tepkime var. Bu tepkimenin hız ifadesini yazmış. Girenlere baktım. Gaz, gaz. O zaman ikisini de almak zorundayım. Hemen hız ifadesini, hız denklemini yazıyorum. K sabitin çarptık. K sabit, yani koyduk. K sabit o kimyasal tepkimeye özgüdür. Her tepkime de yazılması gerekir. Y2 de yazdım ama Y2'nin neyini yazdık? Karesini yazdık. A şıkkı tamam. Tepkimenin derecesini yani mertebesini yaz dediğinde bize üstlerinin toplamı 1 artı 2'den mertebesi yani derecesi de kaç gelir? 3 geldi hız derecelerini yaz diyor. Şimdi burada çok zorlamaya gerek yok. X'in katsayısı kaç? X'in katsayısı sayısı 1. O zaman derecesi 1'dir. Yani derece üst. Değil mi? Üst derece. Y2'nin kat da 2 olduğu için onun da derecesi 2'dir. Geldim sağ tarafa. Sağ taraftaki tepkime özellikle seçilmiş bir tepkime arkadaşlar. Çift taraflı okla gösterilen bir tepkime. Yani bir denge tepkimesi. O zaman denge tepkimelerinde hem ileri yönde bir ney var? Hız var. Hem de geri yönde bir hız var. O zaman biz ileri hız ifadesini yazabileceğimiz gibi geri hız ifadesini de yazabiliriz. A şıkkında ileri yönlü hız ifadesini yaz demiş. O zaman A şıkkını yazdığımızda R eşittir K çarpı ileri yönde karbon alamıyorum. Karbon katı bu yüzden sadece karbondioksit aldım. Geri yöndekini yazmak istediğinde ise R eşittir K çarpı ürünlerde karbon monoksit var. Bu ürünlerdeki karbon monoksit nereye doğru gelecek? İşte sol tarafa girenlere doğru gelecek. İşte geri yöndeki tepkimemizde o. Bunun da neyi? Karış. Tepkimenin derecesini belirle diyor. Tepkimenin derecesini ileri yönde belirleyelim. İleri yönde tepkimenin derecesini belirleyecek olursan 1, geri yönde tepkimenin derecesini belirleyecek olursan 2 ders. Devam edelim. Şimdi bu kimyasal tepkimelerde hızın birimini nasıl bulacağız? Hemen bir tane tepkime belirleyelim şurada. X2 artı 3Y2 neye dönüşmüş olsun mesela? 2XY3'e dönüşmüş olsun. Bunun hız ifadesini yazdığımızda R eşittir K çarpı x2 çarpı y2'nin kübü yazarsın. Burada hızın birimini bulacaksın. Pardon k'nın birimini bulacaksın. K'nın birimini bulabilmen için arkadaşım önce hızın birimini yazman lazım. Bak burada belirttiğim gibi aksi belirtilmedikçe hızın birimine ne yazacaksın? Mol bölü litre çarpı saniye. E, k'nın birimini bulmak istiyoruz. Her bir köşeli parantez bizim için neyi verir? Mol bölü litre yani moleriteyi verir. Sağ tarafta ne var? Mol bölü litrenin kübü var. Her şeyi yazdın. O zaman buradaki mol ile buradaki mol, buradaki litre ile buradaki litre birbirini götürürse geriye ne kalır? K eşittir. Litre yukarıya paya geçti. Litre küp bölü mol küp çarpı saniye şeklinde gelir. Hocam bu tepkimenin mertebesi kaç? Bu tepkimenin mertebesi girenlerdeki maddelerin yani hız ifadesindeki 1 ve 3'ün toplamından 4. Hocam mertebesi 4 ise o zaman biz bu 4'ün bir eksiğini alırsak bize k'nın birimini verir dersin. Her seferinde k'nın birimi bu yöntemle bulacaksın. Geldim sol taraftaki soruya. <laughs> Sesim biraz çatallanıyor galiba. Hız birimimiz metre bölü saniye ise k'nın birimi nedir? Bak mertebesini belirlemeden önce önce hız ifadesini yazıyorum. k çarpı a'nın karesi çarpı sıvıymış. Hemen y'ye atlamayayım. Bak y sıvı y sıvı olduğu için y'yi yazamayız. Yanlışlıkla a'nın karesini de istedik. Şuradaki sıvı olduğu için bunu yazamadık. E hocam bunun mertebesi 2. Mertebesi 2 ise mertebesinin bir eksiği olması benim için yeterli diyeceksin. Ama biz yine de şöyle yapalım. R'nin birine mol bölü litre çarpı saniye yazdım. Çünkü molerite mol bölü litredir. Saniyesi de var. O zaman olay bitmiş oldu. A'nın yerine de mol bölü litrenin karesini yazdım. Şimdi sev sevgili arkadaşım bu molle bu mol bu litre ile bu litre gitti dersen sıkıntı olur. Çünkü karesi var orada değil mi? Birbirini nasıl götürsünler ki? O zaman karede öbür tarafa geçtiğinde birer tanesini götürür. K değerimiz buradan ne olur? litre bölü mol çarpı saniye. Dikkat et yine mertebenin bir eksiği çıktı. Devam edelim hemen hızlandıralım. Çok basamaklı kimyasal tepkimelere geldik. Yani karpuzları elden ele aktarıyoruz. Karpuzları ben alır götürüp kenara koyarsam bu tek basamakta gerçekleşen bir tepkimedir. Ama ben karpuzları sana atarsam sen başkasına atarsan bak birden fazla el değiştirdiğimiz için bu mekanizmalı bir tepkime olur. Mekanizmalı. Yani ara basamaklı olan bir tepkime. Ara basamaklı olan tepkimelerde ara ürünlerimiz vardır ve katalizörlerimiz vardır. Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Çok uzun değil ama bunları nerede bahsedeyim? Şu alttaki tepkime de bahsedeyim. Şimdi arkadaşım birinci basamağımız yavaş basamak. ikinci basamağımız hızlı basamak. İkisinin taraf tarafı topladığımızda net basamağı buluruz. Yalnız taraf tarafı topladığımızda arı e, ürünlerimiz ve katalizörlerimiz birbirini götürür. Çünkü niye? Dikkat et. Y maddesi girdiği gibi çıkıyor. Y maddesi girdiği gibi çıkıyor. O zaman bu bir katalizördür. T maddesi ise çıktığı gibi giriyor. Birinci tepkimede yani ilk tepkimede çıkmış, ikinci tepkimede girmişse bu bizim için nedir? Ara üründür. Eğer bir tepkimede girmiş ama diğer tepkimede çıkmış, hiçbir şekilde etkilenmeden çıkmışsa o benim için katalizördür. Bunlar net tepkimede yazılmaz. Yavaş basamak arkadaşım bize hızı verir. Şöyle düşün karpuzları ben aldım, sana attım. Sen hızlısın, ben yavaşıyım. Ne olur? Karpuzu atmış olursun yan tarafa. Değil mi? Karpuzlar hep öyle taşınır ya. Yani genelde hep öyle gördük. Neyse sen karpuzu yan tarafa attın. Sonra döndün. Beni bekliyorsun. Hadi hocam, hadi hocam diyorsun. E ne oluyor? Ben yavaşım. Ben seni de yavaşlatıyorum. Yani mekanizmalı tepkimelerde hızı belirleyen basamak nedir? Yavaş basamaktır. Hız ifadesini her seferinde neye göre yazacağız? Yavaş basamağa göre yazacağız. Katalizör kimyasal tepkimin hızını artırıyorsa o zaman kimin hızını artırır? Benim hızımı. Yani yavaş basamağın hızını artırır dersin. Devam edelim. Hemen bunların bir grafiğine bakalım. Bak iki tane pik var. Eğer tek pik olsaydı o tek basamakta gerçekleşen bir tepkimedir. Ve bunların hızını neresi belirler? Hızını ileri aktivasyon enerjisi. Yani şurası bunun hızını belirleyen basam şeydir, değerdir. İkinci tepkimenin hızını belirleyen değer de budur. Bizim ileri aktivasyon enerjimiz hızı belirliyorsa ikinci basamağın ileri aktivasyon enerjisi bak EA2, EA1'den daha büyük olduğu için ikinci basamak bizim için nedir? Yavaş basamaktır. Burada şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Buradaki tepe noktalar bize aktifleşmiş kompleksin enerjisini verir. Bu aktifleşmiş kompleksin enerjisini düşünerek de ilk, birinci basamaktaki aktifleşmiş kompleks daha yukarıda deyip de hızı birinci basamak belirler deme. Hızı tepe noktası belirlemez. Önemli olan bizim bu tepeye ne kadar tırmandığımızdır arkadaşlar. İkinci tepeye daha fazla tırmandığımız için ikinci basamak daha yavaştır. Bu yüzden ikinci basamak hızı belirler. Şurada şuna dikkat et. Birinci basamağımızda enerji zamanla azalıyor. O zaman egzotermik. İkinci tepkimemizde enerji zamanla artıyor. Endotermik. Yani bir tepkime egzoyken diğeri endotermik. Ve bak net tepkimemize. Net tepkimemizde ise delta H azalıyor. O da egzotermiktir. Yani birinci tepkime egzotermik. ikinci tepkime endotermik. Ama toplamı egzotermiktir. Olabilir yani böyle. Geldim sağ taraftaki soruya. Bak sağ tarafta bir tepkiminin mekanizması verilmiş bize. Yavaş basamak, hızlı basamak verilmiş. Çok zor değil. Direkt net tepkimeyi yazıyorsa çizgini çekersin ve taraf tarafı toplarsın. Hemen ben çizgimi şöyle çektim. Şimdi ürünlerde ve girenlerde birbirini götürecek olan bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Azot monoksit birbirini götürdü. Çıktığı gibi girmiş. Çıktığı gibi girdiyse azot monoksit için katalizördür. Direkt yazayım. E girdiği gibi çıkan bir şey var. O da NO2 o da senin için girdiği a pardon yanlış yazdık bak çıktığı gibi giren çıktığı gibi giren arkadaşlar bizim için nedir önce çıkmış sonra girmiş o ara üründür bir kimyasal tepkimeye dışarıdan eklenmiş onun hızını artıran girdiği gibi çıkanları ise katalizör deriz neyse net tepkimemizi yazalım götürdük bunları bunları götürdüğümüz zaman geriye kalanlar ne ee, Kökürt dioksit gazı Değil mi? Şu an bunu zaten direkt yazacağımızı gördüğün için bir tık böyle ya hızlandırma isteği falan doğuyu olabilir. Hak veriyorum sana. Bu da bizim net tepkimizdir. Hız ifadesini yaz. Hız ifadesini net tepkimeye göre yazmazsın. Hız ifadesini neye göre yazarsın? Yavaş basamağa göre yazarsın. O zaman B'yi de yazacak olursak R eşittir K çarpı. Yavaş basamağıma bakıyorum. Yavaş basamağında kükürt, dioksit var. Çarpı Hı, hareket ediyor. NO2 gazı var. Bunları yazdık. Tamam. Bizi bize derecesini sormuş. E, derecesini bulmak istiyorsak yani mertebesini bulmak istiyorsak e, hız ifadesindeki kükürt dioksitten bir geldi. Azot dioksitten bir geldi ve topladık. 2. Mertebesini de bulduk. Devam ediyorum. O 3 tane pik var. Yani 3 basamakta gerçekleşen bir tepkime. O zaman hemen bunların ileri aktivasyon enerjilerini belirleyelim. Bak. Burayı belirledim. Kaç? 2 xten 4x'e gelmiş. 2x. Şurası 3x. Şurası 7x. O zaman buranın toplamı kaç? 7x 3x'i çıkardım. 4x. Şurası var. O yavru burası bayağı hızlıymış. x. Değil mi? Yavru jelan. Orası bayağı hızlıymış. Evet, tamam hepsini belirledik. Şuradaki oku bir düzeltmek istiyorum ya. Bu ok çok böyle yamuktu. Keşke shift'e basarak çizseydik. Neyse. Hızı hangisi belirler? 4x belirler. Yani en yavaş basamağın burada hangi basamak? İkinci basamak. Devam edelim şimdi. Tepkime kaç basamakta gerçekleşti? 3 yazdık. Tepkime basamaklarının aktifleşmiş enerjilerin arasındaki ilişkiyi yazınız. 2x 4x ve ney? x. Bu 2x burada. 2x 4x ve x. Bitti. Tepkimin hızını belirleyen basamak hangisidir? İkinci basamak. Yani yavaş basamak. Basamakların ve net tepkimin endovex olup olmadığını yazın kırmızıyla belirtiyorum arkadaşlar. Birinci basamağım endotermik yazarsın sen. İkinci basamağım endotermik yazarsın sen. Üçüncü basamağım dikkat et aşağıya doğru geliyor egzotermik. E, net tepkimemize bakalım. Net tepkimemizde okun yönü aşağı yönde değil mi? Okun yönü aşağı yöndeyse o da egzotermiktir dedik. Bunları sen yazarsın tek, tek. Geldik şimdi yan tarafa. Üç basamakta gerçekleşen bir tepkime. Yavaş basamak burası. Değil mi? Hız bağıntısını yaz demiş. A şıkkını yazarken arkadaşım direkt hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazarsın. Yani A şıkkı R eşittir. K çarpı. Girenlerdeki maddeleri alıyorum. Bak sulu çözelti ama suyu almıyoruz. Suya alırsak olmaz. Su derken neyi kastettik? Şurayı. Bunu almazsın sıvı halde. Yani bu bitti. Tepkimenin derecesi ne? Tepkimenin derecesi de sevgili arkadaşım yavaş basamağa göre yazdığımız için sadece şunun üstünden bir geldiğinden bir net tepkimeyi yaz diyor. Şimdi gel eleyelim bir şeyleri. Şöyle eleyelim. Hmm, neler var görüyor musun? Şununla şu gitti. Çıktığı gibi girmiş ara ürün. Çıktığı gibi girmiş ara ürün. Bunlar ara ürün. O zaman ara ürünlerimizi yazalım hemen şöyle. Ve bu başka çıktığı gibi giren var mı? Var bir de OH var bak. O zaman bu da ürün. Peki girdiği gibi çıkan var mı? Önce girecek sonra çıkacak. Su Bak, girmiş. Burada da çıkmış. Su da bizim için katalizör. Ya su katalizör olur mu diye düşünme. Girdiği gibi çıktıysa katalizör. Başka var mı? Var mı? Var mı? Başka bulamadım. O zaman ben hemen net tepkimemi yazıyorum. Ee, kalan her şeyi getirdim. Fiziksel hallerine bakmadan yazıyorum. ve yazdık. Net tepkimemiz de bu olur. Net tepkimeyi bulduk, hız bağıntısını bulduk, ıı, derecesini bulduk, katalizörleri ve ara ürünleri bulduk. Bunları bil yeterli. Bir sonraki derste farklı ayrıntılara gireceğiz. İki basamakta gerçekleşen bir tepkime var gördüğünüz gibi arkadaşım. Bu basamaklardan yola çıkarak biz herhangi bir tanesini bulacağız. Bu arada iki basamakta gerçekleşen net tepkimeyi bize vermişler. İlk sırada yazılan net tepkime. O zaman ben bu net tepkimeyi bir alt kısma şöyle yazdım. Çizgimi çekiyorum. Çizgimi de çektim. İkinci basamak diyor. Bak burada bunu özellikle dikkat et. Şurada ikinci basamak diyorsa gidip onu birinci basamağa yazma. İkinci basamağa yaz. Çizgi çektiğim yerde ikinci basamağım olsun. O zaman gel onu da ikinci basamağa yazıyorum. Klor. Ürünlerde de var. 2 NOCl gazı var. Tamam. Şimdi buradan yola çıkarak yavaş basamağı bulacağız. Değil mi? Ki bu tepkimenin hızlı olduğunu bize söylemiş. Nerede söylemiş? Şurada söylemiş. Şimdi 2 NO var. Bakıyorum burada 2 NO var mı? Yok. O zaman şuraya bir 2 tane NO koyalım. Çizgimizi çektik. Şurada N2O2 var. Net tepkime de yok. O zaman bunu götürebilecek şekilde ürünlere de N2O2 koyalım. Bak işte yavaş basamakta belirlendi sana iki basamakta gerçekleşen bir tepkime söylediyse bu tepkime net tepkimedir. İkinci tepkimenin sana verildiğini görüyorsun. Buradan yola çıkarak birinci basamağı yani yavaş basamağı belirledik. Hız ifadesini yaz. Yavaş basamağa göre yazarsın. R eşittir K çarpı azot monoksitin karesi. Tepkimenin derecesi azot monoksitin karesinden 2 geldi. Hız birimi. E hocam bunun derecesi 2 ise 1 eksiğini alırsın. 1 eksiği de ne olur? Litre bölü mol çarpı saniye. Ara ürün var mı? Çıktığı gibi giren işte bak NO N2O2 diazot şey diazot dioksit diazot dioksit. Bitti ya hepsini yaptık. Çok uzatmayalım. Hemen yan tarafa geçelim. Önemli olan yani ifade etmek. Yani ekstra başka bir şey yok. O yüzden çok takılmıyorum. Birinci basamak, ikinci basamaklar verilmiş. Eleyelim bir şeyleri. Ele, ele neleri eleyebilirsin? Bakalım neleri eleyebiliyorum. Şu an için hiçbir şey eleyemiyorum. Şu an eleyebildiğim hiçbir şey bul. Ha buldum bir tane. H o, bere bulduk. Bu da gitti. Bunları tokatla. Hocam buradaki H2O H, -H bak burada H2O yok. H2O2 var. Şimdi bunları taraf tarafı toplayıp bir net tepkimeyi yazmak istiyorum. Ama bana net tepkimeyi sormuş mu? Sormamış. O zaman direkt hız bağıntısını yazalım. A şıkkı. R eşittir. K çarpı. Yavaş basamağa göre yazıyorum. Hidrojen iyonlarını almam gerekiyor. Çarpı. Bromları almam gerekiyor. Çarpı. E, hidrojen peroksit var. Onu da almam gerekiyor. Hepsini aldım. Bitti. Varsa katalizörü yaz. Var mı katalizör? Varsa demiş. Katalizör yok. Çünkü girdiği gibi çıkan bir şey bulamadım. Ara ürünü yaz. Evet ara ürün var. Önce çıkmış sonra girmiş olan bir tane maddemiz var. Bu bizim için ara üründür. Aktivasyon enerjilerini karşılaştır diyor. Bir kere bir şeyin aktivasyon enerjisi büyükse o yavaştır. O yüzden birinci basamağın aktivasyon enerjisi ikinci basamağın aktivasyon enerjisinden daha fazladır dedim ve ne yaptık arkadaşlar bugün tek basamaklı ve çok basamaklı yani mekanizmalı tepkimelerin hız ifadelerini nasıl yazdığımızı. Bu da niye düşüyor yakan böyle? Hız ifadesinin nasıl yazıldığını. K birimini nasıl bulduğumuzu ve bununla alakalı ekstra farklı kavramlardan bahsettik. Yani dersin içerisinde hepsini tek tek anlattım. Bir sonraki dersimde ise deneysel yollarla hız bağıntısını bulmayı anlatacağım arkadaşım. O yüzden bir sonraki ders bu dersin pekiştirilmesi gibi olacak. Ee, ne diyorum? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Yani bu kadar diyebilirim. Yani çat diye bitirelim hemen değil mi? Görüşürüz arkadaşım.